Evet. De oraya bilim üssünü kuracağımızı ifade ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani Cumhurbaşkanı vaatlere bak, ta dünya, adam dünya vizyonuna bak. Antarktika'dan oradan başlıyor, Kadın Aktan'a kadar devam ediyor. Bunları böyle yapacağım diyor. E zaten yaptıkları var Türkiye'de. İnsanlar utanma, ne kadar utanmazdı. Madrabazlıktır bu ya. Yani Türkiye IMF borcunu bitirmiş. Türkiye'yi bu hale getirmiş. İnsanlar yaşadıklarına göre boşuna vermiyorlar yani. En kötü zamanda 2014'te %52 tek başına gitti, oy aldı bu adam. Niye aldı? Hiç kimse kimseye kara kaşıkla kara gözle aşık olmaz. Bu millet bir şey gördü bu adamda herhalde. Ya sen ne yaptın diye soruyorsun Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Yarım asırdan fazladır bu memleketin başına gelmemiş. Daha önce bu memleketin başına bir bela gibi çökmüş. Dininle uğraşmış, milletin ezanını değiştirmiş, baskılamış, bu milleti nefes aldırmamış, ayrıştırmış. Değil mi? Şalvarlı poturlu gelme diyen Cumhuriyet Halk Partisi. Bana şimdi vaatlerde bulunuyor. Kuantum diyor falan. Ya bırakın Allah aşkına, sen sadece orada içeceğin alkolün kalitesinden anlarsın. Değil mi? Oradaki bandrole bakarsın. Bir de ip yaparsın. Sen uçak yapmak, teknoloji, çağdaşlık falan CHP'yi bozar böyle şeyler. CHP dediğim müstemleke kafası çünkü. Orada kesinlikle hop gelsin, öyle. Pat oturalım, yiyelim. Köylü millet efendisidir diye kandıralım. Fakat bu ülkeyi biz yiyelim. CHP kafası bu. Bunu yaptınız. Şimdi kadar bunun hangisi? Bana Allah rızası için çıksın bir tanesi İstanbul'da, Anadolu'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, hatta Pötürge'de, Malatya Pötürge'de bana bunu CHP yaptı diye bir tane bir şey gösterin. Bir çubuk gösterin. Çubuk. Bak bu çubuk. Şöyle, ha. Bak bunu CHP yaptı. Malatya'da İnönü heykeli var ya. Yani Malatya'da evet. Fecaet o da yani. Onu da değiştirsinler ya. Yani. Şey, İnönü heykeli değil. Atatürk heykeli yanındaki gençlik heykeli. Onu değiştirsinler. O ayrı. Evet, o ben gençlik heykeli. Onu Turgay'a söylemek lazım. Malatya'da bir arkadaşımıza uğraşsın bu işlerle ya. Mübarek Ramazan da bari. Ahmet abi çıplak heykelle ya. Işte çıplak heykel ne mesaj al? Kime mesaj veriyorsun ya? Girmeyelim ama özellikle. Neyse, Ramazan'da ama, hiç girmem ama özellikle. Yani, yaptı ya, evet, ama doğru. Şaka değil. Bak şimdi bunu söyleyince diyecekler ki bak atar mesaj atacaklar. Hadi canım sen de CHP hakkını yedin. Nedir o? Yes, eserlerini gösteriyorum. Bir, Eskişehir bilmem ne heykeli. İki, bilmem ne dağ heykeli. Üç, bilmem ne heykeli. Abi adam heykel yapıyor ya. Dağları kazıyor, bunları yapıyor, bilmem ne yapıyor. Yeryüzünde bu kadar heykel yapan. Sanatsal değeri yok heykelin. Heykel dediğim bir sanatsal değeri varsa, hani bir tanesi hani İtalya'ya gittiğin zaman bir meydanda ve Almanya'daki meydanda bir heykel var mesela, yazıyor 1865 yılında bilmem ne yapmıştır, tamam mı? Hani ismi de Wilhelm Reil Acht bilmem ne, o diyorsun o ne güzel falan, bronzdan dökülmüş. İtalya'ya gittiğin zaman veyahut da başka bir yerde bir heykel var mermerden, işte Roma döneminden kalma şu, o diyorsun tamam güzel işte, tamam. Bunların bir tarihi sanatsal değeri var. Abi aynı kalıba basılmış heykelden. Ha bir geliştiren şey Eskişehir. O heykel meselesi yani. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin heykel teknolojisini bir üst seviye, muhasım metler seviyesine taşıyan tek Eskişehir. O da çekirdek çitleyen eşek heykeli yaptılar biliyorsun. Bir de şey sarhoş heykeli. Çekirdek atıyoruz, eşek diyoruz kafasına, çekirdek çiniyor. O sanatsal olarak bir tıkı çoğalttı bunu. Güzel eşeğini yap, hipopotam yap, bilmem ne farklı bir hadisi. Bir de yatan var. Hani sana şu çok içtim abi. Hale bak falan filan diye. Ya bunlara da bir şey demeyeceğim. Hani daha kreatif bir şey olsunlar. Kafalarında bir sanat düşünsün. Yok öyle. Dağları, tapuları bilmem ne. Hem peki hangi dağları, taşları yapmışlar heykelleri? Peki hangi şehrin, hangi kasabanın, hangi köyün, hangi musluğunu yapmış? Yani bir çeşmesini yapmış. Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir daha söylüyoruz. Bu ülkede dikili çubuğu gerçekten yok. Ya Melen'den 1978'de Melen geçidi işte den gidiyorsun. Rahmetli babama soruyorum ya falan, dağdan gidiyoruz. Kendin pişir kendi yerler var. Diyor burası da Adnan Menderes rahmetli böyle yapmıştı falan. Ulan oraya geliyorsun. Bu Özal yaptı. Burayı Adnan Menderes yaptı. Burayı köprüyü Demirel açtı. Ya Demirel köprüyü açarken birinci köprüyü bu Muharrem İnce kafasındakiler ne yapıyorlardı abi? Deniz gösterdiler. Köprüyü açtırmayız. Nedir o? Vapurlardaki haklar yenmesin bilmem ne diye. Bu adamlar kurulduğu andan itibaren takozlar ya. Bu ülkenin geleceğine takoz olan bir partidir bu Cumhuriyet Halk Partisi. Bu takoz parti, ki takoz partidir hakikaten. Bugün de vaatlerinde gerçekten takoz olacağını söylüyor. Bu bir çıldırmışlık hali biliyor musun? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vaat yoktur. Çıkıyor şimdi 3 tane laf söylüyor. Dün CNN'de çıkmış konuşuyor şimdi. Yani 3 cümlesinden bir tanesi şunu durduracağız. Temel Karamollu diye birisi çıkıyor. Her şey katil dedi. O bir şey ben de alayını durduracağım. Bir de diyor borç alacağım üzerine.
Ya bu bir insan bu ülkeye batıracağım diye vaat eder mi ya? Buna kafayı yemişler. Gerçi bu yani ben acaba peki diyorum neler yapacaklar? Neler yapacaklarını bir bakalım o zaman. Bunu duracağım, bunu duracağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir de borç alacağım üzerine. Oh! IMF'de gelsin. Ne yapacağız abi sonra? Borç alacağım derken IMF kasıyor herhalde. Abi eski Türkiye'yi özlüyorum diye yazı yazan adamın. Bu adamları okuyun. Türkiye'de ekonomiyi durdurun diye bir vekili var CHP'nin. Yani CHP diyor ki ben bugün bir tek sözcü aldım. CHP'li bir vekil. Çok kendini çok iyi bilir. Bir tek sözcü aldım. İşte 1 lira 2 lira para verdim. Ekonomiyi durduralım. Hani yani protesto edelim. Niye durduralım? Böylece iktidar zor duruma düşsün. Evet. Hani önce biz batalım hep beraber. Evet. Battıktan sonra bir daha çıkarız. Bunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partili vekil. Sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Aynı gezici kafası. Ekonomiyi durduralım. Kim o? Bir de hatırlat bakalım izleyicilerimiz de hatırlasın. Şimdi hatırlatayım bir gönderir hemen şimdi. Tamam. Ben bugün bir tek sözcü aldım başka bir şey almıyorum. Ekonomiyi durduralım diyen. Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunup da ey Avrupa Birliği bize ekonomik baskı uygulayın diyen. Bunlardan bahsediyorum. Şimdi aynı zamanda bu Cumhuriyet Halk Partisi aynı parti şunu söylüyor. Ya bunlar çok fazla masraflar, bunlar çok büyük işler. Ne yapalım? Bunu hepsi durduracağız. Yani yeryüzünde zaten bir şey yaptığın yok senin. Hiçbir şeyleri yok. Ya sıfırdan başlıyorsun da durduracağız diye vaat etmek ne demektir bu ya? Peki Hikmet, şimdi şeye bakalım muhalefetin iddialarına da bakalım bu, abi bir videolara da bakalım. Bu ara az önce şeyi söylemiştim. Dünyanın en büyük parkları meselesini göndermişler sağ olsunlar. Sosyal medyaya baktım. İlki Rusya'daki Bitsevski Parkı'ymış. 18 bin dönüm alan üzerine kurulu bir park. Dünyanın en büyük parkı.